Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîran ve salatu ve selam alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel khayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil el nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İzâ şerratke hasenetüke ve sâetke seyyiyetüke fe ente mu'minin. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahu teâlâ aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal duvarı bıka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. İzâ selleme aleyküm ahadun min ehlil kitâbi fekûlû aleyküm. Ehli kitaptan, bugün için ehli kitap denince Hristiyanlar anlaşılıyor, Yahudiler anlaşıyor. Çünkü Yahudilerin Tevrat'ı var, idi, yürürlükten kaldırıldı, İncil geldi, yürürlükten kalktı. Bize göre, Kur'an'a göre. İncil geldi, Hristiyanlar, Hristiyanlar, sonra Kur'an geldi, o da yürürlükten kalktı. Şimdi onlara ehli kitap deniyor. Müslümanlığı kabul etmezlerse, Allah yok diyen, Allah ikidir diyenlerden ehli kitap farkı var. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyorum. Onlar Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber deseler bile Kur'an'a göre artık iman Kur'an'a göre ölçülecek. Kur'an'da da Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa'ya inanın emri var. Muhammed Resulullah'tır var. O da öyle buyuruyor. İnni Resulullah eyyühen nas. Ey insanlar, inni Resulullah cemi'an. Ey insanlar, ben hepinize peygamberim. Kur'an'da ayet bunlar. Onun için Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber dese bile Muhammed Resulullah demedi mi? Kafirdir Kur'an'a göre. Kafirdir Kur'an'a göre. Şimdi bir Yahudi, bir Hristiyan hiç Muhammed Resulullah dediğini duydunuz mu siz? Yok, demiyorlar. Ben duymadım. O zaman Kur'an'a göre konuşuyorum tabii. Biz kimsenin dinini küçümseyemeyiz. Dinini hakaret edemeyiz, sövemeyiz. Ayet yasak. La tesubbüllezine keferu. Kafir diyor onlara gene Allah ama sövemezsiniz diyor, hakaret edemezsiniz. Onlar da size hakaret eder diye. Biz o sadatı söylemiyoruz. Biz size bilgi vermek için bunları arz ediyoruz. Efendim hadiste diyor ki, size ey Müslümanlar, ehli kitaptan yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan selamün aleyküm dedi birisi. Yahudiler İstanbul'da selam veriyorlar. Türkçeyi senden iyi biliyorlar. Ehli kitaptan bir selam verdi ise fakulu aleyküm, aleyküm deyin. Şimdi buradan, bu hadis-i şeriften çok önemli hükümler çıkıyor. Bu sözler ölçülü biçili. Peygamberimiz cevamil kelim, rastgele konuşmuyor. Ölçülü biçili. Demek ki siz, onlar size selam verirse siz böyle deyin. Yani siz durup dururken Yahudi'ye, Hristiyan'a selam vermeyin.
Neden? Çünkü selamun aleyküm demek, esselamu aleyküm demek, ey Yahudi, ey Hristiyan, iki cihanda selameti bul. Allah'ın rahmeti seninle olsun. demek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre ulaike la halaka leküm, aynen böyle. Ulaike la halaka lehum, ahirette hiçbir nasipleri yok çünkü Muhammed Resulullah demediler. Kur'an'dan konuşuyorum ben. Kendi kanaatim değil, aktarıyorum. Bu söylediklerimi devletin resmi tefsiri Elmalı Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mahalle Türkçe tefsirinden okuyup tahkik edebilirsiniz. Oradan aktarıyorum. Kayıtlar burada. Evet, bu söylediğim ayetlerde açıkça beyan edilmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre onların ahirette nasibi yok. Çünkü Muhammed Resulullah demiyorlar, mümin olamıyorlar. Mümin olamayınca cennete giremeyecekler Kur'an-ı Kerim'e göre. Ebediyen giremeyecekler Kur'an-ı Kerim'e göre. Halbuki selam, öbür tarafta Allah'ın rahmeti seninle olsun demek, Allah'ın rahmetinin yeri cennet. Cennete git demek, selamın bir ucu oraya kadar varıyor. Allah da diyor ki onların nasibi yok. Sen onlara selam verirsen Allah'la burada çelişiyorsun. Karşı karşı kalıyorsun. Onun için ayetten onu anlıyor, hadisten. Durup dururken bir Yahudi'ye, bir Ermeni'ye, Hristiyan'a, Roma selam veremezsin. Ha, bonjour, iyi günler, guten tag, good morning söylersin. Hayırlı sabahlar. Selam diyemezsin. Selam ayrıda gidiyor çünkü. Öteki bugünün iyi olsun, tamam. İnsanlık altında kalınmaz. Onlar da insan. Biz insan olarak saygı duyarız. Ama zekat veremezsin onlara. Zekat bir ibadettir. Selam vermek de böyledir. Onun için durup dururken onlara selam veremeyiz. Bir. İki. Onlar uyanık. Bunların biliyorlar manasını. Selam veriyor sana. O zaman ve aleyküm selam ve rahmetullah diyemezsin. Ne diyeceksin? Aleyküm diyeceğiz. Aleyküm. Altta kalmamak için. Şimdi ve aleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam ve rahmetullah dedin mi cenneti istemiş oluyorsun. Yani usulü bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ziyarete, alimler, Yahudi alimleri. Peygamber biz Efendimizle tartışacaklar da onu mat edecekler, yenecekler. Günden güne çığ gibi büyüyor çünkü. Hazreti Ayşe anamızın evidir. Ayşe anamızın evi ikiye bölmüş perdeyle. Senin gibi 4-5 odalı bir dairede oturmuyor yani. Bir odayı aradan perdeye bölmüş. Misafir geldi mi perdenin arkasına geçiyor. Ayşe anamız arkaya geçmiş perdenin. O giriş kapıdan gireceğin yerde de Hristiyan, Yahudileri kabul etmiş Peygamberimiz. Girerken Buhari hadisi bu. Selamun aleyküm demişler. Esselamu aleyküm. Çabuk söylersen selamun aleyküm. Peygamberi aldatacaklar güya. Yani esselamu aleyküm Türkçe'de bir tabir var. Geber demek. Ölesin demek. Öl demek. Anadolu tabiri geber demek. Esselamu aleyküm. Ana ona çabuk söylemiş, selam verir gibi yapmışlar ama Hinçlerinden, Kinlerinden öl demişler ona. Peygamberimiz aleyküm demiş. Ayşe anamız siz geberin demiş, pis Yahudiler, kükremiş oradan. Mehlen ya Ayşe, yavaş ol Ayşe. Allah Müslümanın böyle kötü kelimeler kullanmasın, sevmez. Ne dediler duymadım ya? Duydum. Sen geber dediler ya. Duydum canım, duymaz olur muyum? Ben de o aleyküm dedim. Gerisin geri çevirdim. Sizin olsun dedim. Niye kızıyorsun? Bir kelimeyle meseleyi çözdüm. Senin gibi böyle bağırmadım. Evet, böyle olay var. Buhari hadisidir. Şimdi günaydın, bonjour, efendim, good morning, guten tag, işte ne varsa kendi dilleriyle. Bunlar olur insanlık gereği. Merhaba olur. Merhaba şu anda, merhaba
Yani rahat otur arkadaşım, ben sana tecavüz etmeyeceğim. Güven içinde ol demek, merhaba. Bu insanların birbirine olan bir şey ama selamün aleyküm dedin mi ailede de uzanıyor. O yok. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi çocuğunun başını okşamış. 120 sene yaşamış, hiç saçı varmamış. Kıvırcık saçlı herif böyle, öyle 120 yaşındayken. Onun elinin bereketiyle. Altta kalmaz mümin yani. İyilik etmiş o, tozunu silmiş Peygamberimizin. O da başını okşamış. Biz insanız, onlardan gelen iyiliğe cevap veririz ama durup dururken öbür tarafı da içine alan Allah'ın ayetiyle yasak. Bu benim yani şeyim değil, kanaatim değil, aktarıyorum size. Bu hadiste de onu söylüyor işte. Durup dururken onlara selam vermezsiniz. Onlar size selam verdiği zaman aleyküm dersiniz, biter. Bu kadar, bu kadar yeter diyor. Fakulu aleyküm, aleyküm deyiniz diyor. Evet. Çünkü selam vermek esselame fiddareyim. Dünyada ve ahirette sıkıntı görme, ahirette cehennemde yanma demektir. Allah da diyor kafirler yakacağım diyor. Biz onun işine karışmış oluruz. O açıdan diyoruz. Böyle yapamazsınız. Peygamberimiz de bize şey diyor, bunu haber veriyor. Evet. Demin söylediğim şeyi de dini metin olarak arz ediyorum. La yeşra'u iptida el kafir bisselam. Müslüman olmayana kafir denir Kur'an'da. Adı ne olursa olsun. Yahudi, Hristiyan, yani Muhammed Resulullah demeyen kim olursa olsun, ehli kitapmış değilmiş, adı kafirdir. Kafire de başlangıçta durup dururken selam verilmez, meşru değildir. Bunu ben aktarıyorum size. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Bu hususlarda ağız alışkanlığı bazen insanın başına dert açar. Mesela selam ve izâ huyyitum bi tayyetin fahayyu bi ahsene minha ev rudduha. Kur'an'da ayet. Selam verdiler mi size? Siz selam alın. Emirdir, farzdır. Bu ayetten dolayı alırken de selam. Selam selam değildir arkadaşlar. Kahveye geliyor adam. Bunları biz Müslümanlara öğretmek için söylüyoruz. Selam. Selam vermek değildir. Selamün aleyküm selamdır. Selam size olsun. İki cihanda selamette olasınız. Aleyküm olmazsa selam olmaz. Selam diyor şimdi. Ötekin söylemeye tenezzül etmiyor. Giricilik sayıyor. Selam ver. Bu selam sayılmaz. Ben de sana söylüyorum. Selamun aleyküm. Herkes aleyküm selam. Aa, hoş geldin. Yanlış yaptın. Aleyküm selam. Benim selamete ihtiyacım yok. Senin olsun demek. Ve aleyküm selam diyeceksin en azından. Ve aleyküm selam. Bize de size de iki cihan selameti olsun demek. Ve'yi koyarsan, ve'yi koyarsan. Ha biliyorsun, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ilave edebilirsin. Yok bunlar ilave, vay vay vay, mollaya bak mollaya, ha konuşturma. Ve aleyküm selam de. Ama vesiz söyleme. Benim ihtiyacım yok, senin olsun anlamına geliyor. Yanlış bir şey oluyor. Selam konusunda bunlara dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi tabii dini hükümleri açıklıyoruz biz. Burada söylüyor. Darul Harp insanıdır. Kafir bu demek. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman hükümetinin, Müslümanların otoritesinin altında yaşayan Yahudilere, Hristiyanlara, başka dinlerin olanlara zorla Müslüman olacaksın denilmez. La ikraha fiddin, Kur'an'a göre. Ama ona bizim emrimize girince onların adı zimmi olur. Zimmi. Bize vergi veriyorlar. Biz de onlara oturmaya müsaade etmişiz. Biz onun namuslarını, ırzlarını, malları korumak zorundayız. Ama gene kafir, ayrı iş. Onun adı zimmi olur. Zimmi olmazsa, anlaşmamız yoksa darül harptir. Her an bizimle savaş halindedir. Ona selamet dillenir mi?
savaş halinde olan adama şey de satılmaz. Semizlenmesi için yiyecek içecek de satılmaz. Silah da satılmaz. Ama çok para veriyorlar. Öbür tarafta hesap verilsin. Savaşan adama, anarşist adama silah satamazsın. Hesabını versin yoksa. Ha öyle değil. Ben memleketen zimmi alışveriş yap. Ne yaparsan yap. Evet ahirette dünyada durumu böyledir. Ahirette de diyor bil adabil ebedi, ebedi azaptır. Biz de cennete git Allah'ın rahmetine el diyemeyiz. Kur'an böyledir diyor. Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace Hazreti Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.